içeceğim. Buyur, buyur. Estağfurullah. Sen bana o gün elini öptürmedin ya, ben çok üzüldüm. Yani utanmasan çocuk gibi ağlayacaktım baba. Ben de çok üzüldüm Hüsnü'm. Çok. Kızdım. Yani hala da kızgınım sana. İnsan en yakınına sitem eder. Yabancıya değil tabii. Biliyorum. Haklısın ama yani olaylar da öyle gelişince yani bir kez daha kendimi savunmaya, iftirayla boğuşmaya takatim yoktu baba. Boğuşma zaten. Ne boğuşacaksın? Otur oturduğun yerde bak. Biz uğraştık bitti. Temize de çıktın. Çok şükür, çok şükür. Ama yine yoksun. Gittin televizyona çıktın. Olacak şey mi bu? Ne diyeceğimi bilemiyorum sana ya. Herkesten beklerdim de senden böyle çekip gitmeni beklemezdim üstüne. Baba o işte kendiliğinden oldu. Ya benim aklıma mı gelir televizyon, televizyon falan vallahi bak. Biliyorum, biliyorum öyledir de. Ben ne yapacağım peki ya? O kadar yeni insan aldım. Kim alıştıracak buraya? Kim abilik yapacak, amirlik yapacak onlara? İşimiz başımızdan aşkı zaten. En has adamım gündüz kuşağında, televizyonda. Şöhret peşinde. Baba, bir para veriyorlar, aklın durur. Yapma ya. Her hafta neredeyse bir aylık maaşımı tak diye indiriyorlar hesaba. İçeri de atmıyorlar parayı, çek de yok. Beni biliyorsun. Mal mülk peşine düşecek insan değilim. Ama bu yaştan sonra çoluğuma çocuğuma bir faydam olur belki baba ya. Yani hayırlısı böyle de diyelim. Belki diyorum yani. Baba gönül koyma ne olur bana ya. Ya ne gönül koyması çoban. Benim sinirim senin yüzünü görene kadar. Eksik olma baba, eksik olma. Ama bak bu şöhret işleri zordur ha. Bugün severler, yarın döverler. Sen kaldırabilecek misin bunu? Onu da sen düşün tabii. Bilmiyorum.